Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim. Ehüm yaksimune rahmete rabbike. Ey Resul-i Zişan'ım Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, senin Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Allah'ın rahmetini taksim eden bu zengin adamlar mı? Taksimatı yapan Allah'tır kardeşlerim. Bakın, taksimat, bir insan hayata gelmeden onun rızkının taksimatını yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Rızık taksimatını yapıyor. Ve ölünceye kadar yiyeceği ve içeceği bütün erzakın takdirini, tayinini, taksimini yapan da yalnız Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Kimsenin müdahalesi yok. Tüccar sınıfı bir sebeptir. Allahu Teala tüccar sınıfının eliyle rızkını taksim ettiriyor. Sen kim oluyorsun? Rızkın sahibi sen misin ki kaba tutuyorsun? İşte bu ayet-i kerimenin tefsirinde alimlerimiz diyor ki, İslam itikadına göre ey tüccar, ey esnaf, senin dükkanına gelen bir müşteri var ya, çıktı geldi, dükkanına girdi, selam verdi ve senden bir mal istiyor, müşteri alacak, ihtiyacını görecek yahut götürüp satacak, rızık temin edecek, ticaret. Rızkın onda dokuzu ticarette. Hazreti Habibullah öyle buyuruyor. Tis'atu e'şari rizki fit ticareti. Rızık denilen alemin onda dokuzu ticarettedir. Ticaret çok mühim bir hadisedir. Ticaret alt üst olursa memleket mahvolur. Rızkın onda dokuzu ticarette. Resulullah'ın haberidir bu. Aleyhissalatü vesselam. Senin dükkanına gelen müşteri senden mal istedi. Eğer o dükkanın sahibi, o tüccar müminse, Müslümansa bilecektir ki o müşteriyi senin dükkanına gönderen birisi var. O müşterinin rızkını temin etmesi için senin dükkanına gönderen birisi var. O müşteri rastgele tesadüfen değil, mukadderat defterinde, takdir-i ilahide nasıl yazılmışsa senin dükkanına o müşteri aynen geliyor. O müşteriyi senin dükkanına gönderen Hazreti Allah'tır. Taksimi Allah yapmıştır. Takdiri Allah yapmıştır. O kendisi bilmez. Senin dükkanındaki o ticari eşya vasıtasıyla o müşterinin erzakını, rızkını takdir-i ilahi mukadderatında aynen yazdığı için tecelli ediyor. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala imanı bunu gerektirir. Müslüman böyle iman eder. Demek ki ey Müslüman tüccar, senin dükkanına gelen müşteriyi tesadüfe bağlamayacaksın. Ezelde mukadderatın defterinde demek ki bu müşterinin benim dükkanıma gelip erzakını, ihtiyacını istemesi Allah'ın takdiridir diyeceksin. Ve onun istediğini vereceksin. Yoksa zaten yok. Yalan söyleyemezsin zaten. Dükkanda o müşterinin ihtiyacını varsa zaten vereceksin. Bunun dışında bir şey söylemek mümkün değil. Senin dükkanında, ambarında, stokunda, ardiyende olduğu halde o müşterinin istediği ticari maddeyi, ihtiyaç maddesini sende olduğu halde, kusura bakma arkadaş, bende bu mal yok der de geri çevirirsen İslam alimleri diyorlar ki sen o müşteriyi geri çevirmedin,
onu takdir-i ilahinin tayiniyle, taksimiyle sana gönderen Allah'ı inkar ettin. Senin ne alakan var taksim-i erzakta? Nahnu kasemna beynehum maişetehum. Sizin maişetinizi, ticaretinizi taksim eden Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Sen kimi geriye çeviriyorsun? Ve böylece tüccar sınıfının ehemmiyeti çok büyüktür. Eğer tüccar füccar haline gelirse o memleket mahvolur. Erzakı, yiyeceği, içeceği zulüm altında kalmış bulunur. Zulüm altında. Müslüman böyle inanacak. Ehü